Merhaba, ben mekatronik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim Kocaeli Üniversitesi. TÜBİTAK'ta 22-42 lisans araştırma proje yarışmalarında Türkiye birinciliğini elde ettik ve size projemle alakalı ufak bir açıklama yapayım. Projemiz görme engelli bireyleri hayatını daha kolaylaştırmaya amaçlı. Robot görüş sistemlerini, konsept olarak tasarladığım şu robot görüş sistemini görme engelli bireylerin algılaması için bir cihaz tasarladık. Cihazın olayı çok basit bir şekilde hemen şöyle anlatayım. Ön tarafında 5 adet mesafe sensörü var ve bu mesafe sensörleri birbirlerine göre 11 derecelik açılarla farklı taraflara bakıyorlar. Arka tarafında ise hissettirme uçları bulunuyor. Şöyle kısa bir demo gösterisi yapayım. Cihaz ilk açıldığında önünde hiçbir engel yok ve kişiye hiçbir şey temas etmiyor. Bu arada alnı takılıyor cihaz böyle bu şekilde bir bandaj yardımıyla. Önünde hiçbir engel olmadığı zaman dokunma uçları hiçbir şekilde ileriye çıkmıyor. Önüne bir engel geldiği zaman dokunma uçları hareket ediyor. Engelin konumuna göre algılama yapıyor. Bir de engelin uzaklığına göre de baskı şiddeti değişiyor. Yani çok yakındaysa daha fazla bastırıyor kişinin alın kısmına. Bu şekilde bu geliştirmeleri yaptıktan sonra görme engelli bireylerle bunları test ettik ve bazı geri bildirimler aldık. Bunun doğrultusunda da yapay zeka tabanlı bir TensorFlow kütüphanesi yardımıyla algıladığımız engellerin konumu ve uzaklığından ziyade artık engellerin türünü de algılayabiliyoruz. Bunu da TensorFlow kütüphanesi yardımıyla yaptığını söylemiştim. Bu şekilde de kişiye sesli geri bildirim olarak verebiliyoruz. Yani bunun üzerine hala çalışmalarımız devam ediyor. Ürünü sürekli geliştirme aşamasındayız. Bu aslında algılama olayını 4. prototipimiz olan bu üründe yapıyoruz. Daha fazla hissettirme ucu bulunmakta üzerinde ve algılama için şu şekilde stereovizyon çift kamera yöntemini kullanarak hani algılama işlemini yapabiliyor. Bu şekilde iki farklı, ya şunun gibi sensör sayısı kadar uzaklık verisi algılamak yerine birden fazla, yani binlerce noktanın uzaklık verisini algılayıp kişiye algılatabiliyoruz. Ve kişinin isteği doğrultusunda sesli betimleme de yapabiliyoruz. Mesela önünde ağaç var. Yani algılanan engel aslında ağaç mı, insan mı, onu algılatma amacı içerisinde. Son olarak projeyi geliştirirken 3 boyutlu yazıcıların öneminden bahsetmek istiyorum. Yani biz 3 boyutlu yazıcılar olmasaydı sanırım bu projeyi geliştiremezdik. Çünkü her gün yeni bir değişiklik yapıyoruz ve bunu 3 boyutlu yazıcıdan basıyoruz. Bu şekilde her gün yeni gelişmeler oluyor projede. Ve her gün yeni fikir geliyor aklımıza ve onu hemen 3 boyutlu yazıcıya basıp ürüne taktığımız zaman acaba nasıl bir sonuç alacağız diye bunu test etmek istiyoruz. Yani bunun için de gerçekten 3 boyutlu yazıcı olmazsa olmazdı. Ki öğrenci bütçesiyle sanayide herhangi bir prototip geliştirme işlemine giremezdik zaten. Öyle bir imkanımız yok. Gerçekten 3 boyutlu yazıcılar bu konuda bize çok yardımcı oldu. Son olarak bir de Teknofest'te bu yıl tuhaf bir etkinlik düzenleniyor. Çünkü hiçbir katılımcının olmadığı bir etkinlik. Ama genel olarak çok güzel bir ortamı var yine de. Gaziantep'te bulunma ayrı bir ortamı var zaten. Buradan gerçekten bize bu fırsatı tanıdıkları için, ürünümüzü tanıtmak için bir stand ayırdıkları için Teknofest'e ve TÜBİTAK'a teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Malatya Anadolu Lisesi'nden Afetçi Örümcek adını verdiğimiz projeyle afet yönetimi yarışmasına katıldık. Örümceğimizin asıl işi şu, insanların girmesinin tehlikeli olduğu bütün alanlara bu tasarladığımız örümceği sokabileceğiz. Nedir bu alanlar? İşte deprem enkazları olabilir, maden ocağı göçükleri olabilir, askeri anlamda sığınak ya da işte mağara gibi yerlerde yapılacak aramalarda, operasyonlarda olabilir. Her tehlikeli alana biz bu örümceği rahatlıkla sokabiliyoruz. Örümceğimizin üzerinde bir kamera, bir nabız sensörü ve bir de ilaç taşımak için kullandığımız bir kabımız mevcut. Biz bu örümceğimizi cep telefonuyla, Wi-Fi sistemiyle kumanda edebiliyoruz. Ve nabız ölçerek aldığımız verileri yine cep telefonundan Bluetooth sistemiyle değer olarak alabiliyoruz. Biz bu örümceği depremlerde alt katlara inmenin çok zor olduğunu gördüğümüz için geliştirdik daha çok. Deprem bölgelerinde AFAD çalışanlarının alt bölgelere inmesi çok uzun süre almaktadır. Bu süre tabii ki insanlar için biraz zaman kaybı ve o sırada hayatta olan bazı kalp hastası, şeker hastası, tansiyon hastası gibi kişilerin hayatta olsa bile geçen süre içerisinde hayatlarını kaybedebildiğini bilmekteyiz. Onlara bir ilaç bile olsa yardım olsun diye götürebilmek için bu projeyi tasarladık. Bu projeyi tasarlarken biz 3D yazıcıdan tasarladığımız, baskısını aldığımız bu parçaları birleştirerek bu modeli oluşturduk. 3D baskı almamızdaki maksat şu, tasarımı çok kolay ve baskıda çok daha hızlı sonuç alabiliyoruz ve istediğimiz şekli çok rahat elde edebiliyoruz. Çünkü biz bunu bir ahşaptan ya da bir metalden yapmaya kalksaydık bu modeli oluşturmamız bizim çok daha uzun süreler alabilecekti. 3 boyutlu yazıcının bu anlamda çok büyük avantajını gördük ki gelecekte 3 boyutlu yazıcılar çok daha geliştirilerek
muhtemelen hemen hemen her evin içerisine girecek ve çocuklarımız artık kendi oyuncaklarını bu 3 boyutlu yazıcılarla yapacak gibi gözüküyor. Tabii ki teknoloji bu yönde ilerliyor. Biz de bunu kullanmayı tercih ettik. Hem zamandan kazanmak hem de daha iyi bir örnek model çıkarabilmek adına bunu yaptık. Teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Engin Maçin. Öğrencim Bilal Sait Çelebi ile İstanbul'dan Teknofest yarışması için Gaziantep'e geldik. Geldiğimizde yaptığımız projede ise şu an itfaiye drone olarak yapmış bulunmaktayız. Drone'u tanıtmak için Bilal Sait Çelebi arkadaşıma bırakıyorum konuşmayı. Şöyle, yüksek binalarda veya plazalarda oluşan yangınları söndürmek için böyle bir drone yaptık. Ayrıca şöyle bir hazne daha yaptık. Bu hazneyle de ilaç ve benzeri şeyleri acil durumlarda götürmek için bu drone'u yaptık. Bu yaptığımız drone'da tamamen her şeyi kendimiz yaptık. Kendi birleşim noktalarını öğrencime önce 5,5 aylık bir eğitimden sonra bu yaptığımız drone'u ise öğrencimiz projede değerlendirdi. İstanbul'dan gelirken maalesef bir kaza oldu. Bunda ise drone'umun alt tarafındaki haznem kırıldı. Sağ olsun burada geldiğimde 3D baskı alabileceğim Zaxe firmasına çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde verdiğim setele dosyasını tamamen herhangi bir maddi karşılık beklemeden bana temin etti. Temin ettiği için de çok teşekkür ediyorum. Teknofest ve Zaxe'ye çok teşekkür ediyoruz. Bildiğimiz üzere Türkiye bir deprem ülkesi ve sık sık depremle karşılaşıyoruz. Tabii bizim büyük can kayıplarımız oluyor ama bunun iki temel nedeni var. Biri binalarımızdaki eksiklikler, diğeri ise deprem sonrası koordinasyondaki problemler. Binalardaki eksiklikler çok maliyetli oluşu, neredeyse gayri safi yurt dışı hasılanın yarısı kadar. Biz deprem sonrası üzerine çalıştık. Burada bizim ULAK dediğimiz bir sistemimiz var. Bu sistem deprem anında yıkılan binaların tespitine yarıyor. Nasıl olduğunu gösterecek olursak, kolon ve kiriş arasında bu şekilde bağlantı kuruyoruz ve sonrasında elektrik iletiyoruz. Bunun üzerine de elektrik akımı iletiyorsa bina sağlam, iletmiyorsa ise bina yıkıldı olarak AFAD veri merkezinde bilgi yolluyoruz. Bu sistemde bir pil, bir mini bilgisayar ve devre kartı kullandık. Bunların hepsini koyduğumuz bir de kasamız var. Bu kasayı 3 boyutlu yazıcıdan basmaya karar verdik. Hem maliyeti düşürebilmek için hem de uygun kaliteyi ve sağlamlığı elde edebilmek için 3 boyutlu yazıcı kullandık. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Elektrik akımı kesildiği zaman plakalardan sistem bunu anlıyor ve AFAD'a mesajı gönderiyor. Binanın adres bilgileri ve hasar bilgileri bu mesaj içinde yer almakta. Böylelikle arama kurtarma çalışmaları hız kazanmış oluyor. Öncelikle 3 boyutlu yazıcıyı projemizin dış kasasında ve üst kapağında kullandık. Bir öğrenci olarak, bir lise öğrencisi olarak sanayiye gidip de enjeksiyon makinesiyle bunu çıkarmamız oldukça problemli ve meşakkatli bir iş. Biz bu yüzden 3D yazıcıyla elimizin altında rahat rahat çıkardık. Bilgisayardan kendimiz çizdik. Sonra da 3D yazıcıyla bize bu şekilde çıktı. Gerçekten bizim için çok faydalı oldu. Merhabalar, öncelikle biz Pamukkale Üniversitesi Teknokent adına buradayız. Yaptığımız işlemlerden bir tanesi olan insansız robotumuzu tanıtmak için buraya geldik. İnsansız robotumuzun isterseniz size görevleri hakkında biraz bahsedeyim. Bu arada ben adım Abdullah Köse. Şimdi insansız robotumuz şöyle ki, insanlara yardım etmek için, insanların yardımcı olması için tasarladığımız bir robotumuz. Nasıl yani? İnsanların ihtiyaç duyduğu yerlerde, örnek veriyorum havalimanı, hastane gibi yerlerde robotumuz insanlara yardımcı olması için. Örnek veriyorum ateş ölçümü, tansiyon ölçümü, hastanın giriş kaydını yapması için robotumuzu kullandık. Tabi robotumuzu yaparken farklı farklı motorlar ve farklı farklı işlemler yapmak zorundaydık. Örnek veriyorum gövdesinde kullandığımız malzemeyi plastik enjeksiyonla yapmak istemiştik. Ama plastik enjeksiyonun maliyetlerinin çok yüksek olduğundan dolayı bu malzemeyi printer'dan basma kararı aldık. Printer'dan parça parça sol gövdeyi yaklaşık olarak 15 parça, sağ gövdeyi 15 parça yaparaktan printer'da bunları birleştirme işlemi yaptık. Printer'da birleştirdikten sonrasında dış kısmını ise boyayla boyadık. Bu sayede robotumuzun gövdesini oluşturmuş olduk. Robotumuzun diğer kısımlarında, eklem kısımlarında, mesela kol kısımlarında printer parçaları bulmakta. Dişli sistemlerini yapmamız için en kolaylık sağlayan parçalar bizim için printer parçalarından basıldı. Robotumuzun isterseniz size şimdi birkaç hareketini göstereyim. Robotumuz mesela insanlara nasıl yardımcı olacak? Elleri kollarının hareketlerini göstereyim. Şu an ortamımızdan dolayı otonom hareket yapamıyor ama inşallah ileriki süreçte otonom hareketini de sağlayacağız. Şu an yaptığı hareketler, örnek veriyorum, kaydettiğimiz bir hareketler ama ileriki süreçte inşallah bunların hepsini otonom bir şekilde yürütebilecek. Robotumuz aynı zamanda görüntü işleme özelliğine de sahip.
karşıdan gelen insanların tanıyıp bunların mesela hastane sisteminde randevu olarak direkt doktorun odasına yönlendirmeyi ve randevu giriş sistemini hazırlamasını sağlayabilecek. Mesela kayıtlı bazı hareketlerimiz yapıyor şu an. Bunun gibi dediğimiz gibi yani bunun gövdesi için bizim en önemli kısım yani plastik enjeksiyonla yapmamız gerekiyordu ama plastik enjeksiyonun maliyetleri çok yüksek olduğu için printer'dan bu işi çok kolay bir şekilde çözmüş olduk. Printer'ın tabii de bizim için önemi çok büyük. Çünkü yaklaşık olarak 15-20'şer parça var ve sağlam ve kaliteli bir printer'ın olması gerekiyor bunun için. Bu size en çok kolaylığı sağlayacak özelliklerden bir tanesi. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Merhabalar. Biz Pamukkale Üniversitesi öğrencileriyiz, mühendislik öğrencileri. Size projemizi tanıtmak istiyorum. Projemiz Türkiye'nin en büyük sorunu olan eğimli çar arazilerinde çalışabilen bir sisteme sahip. Yakından inceleyecek olursak aracımız buradaki ayak sistemleriyle beraber 30 derece, 45 dereceye kadar eğimle çalışabiliyor. Buradaki otonom sistemimizle beraber aracımızı otonom bir şekilde de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda önündeki kamera sayesinde çay yapraklarını 7/24 izleyebilerek bu bilgisayarda işliyoruz ve hastalıklı mı, sağlıklı mı bunu çiftçimize bildirebiliyoruz. Bu bize nasıl bir şey kazandırabiliyor? Çiftçimiz çok uzakta, mesela başka bir ülkeye gitmesi gerekti. Bu bilgisayar sayesinde çay bahçesinin çok büyük alanlarında şurada bir konum GPS yardımıyla konum veriyoruz ve bu konum sayesinde çiftçimiz çay arazisinin o belirli bölgelerin hastalıklı olduğunu anlıyor ve makinemiz bunu anladığı zaman hasat yapmıyor. Aynı zamanda geliştirdiğimiz bir telefon aplikasyonu sayesinde aracımızı uzaktan da kontrol edebiliyoruz. Bu da çok büyük bir artı. Aplikasyonumuzun bazı özelliklerinden biri de bütün dünyadaki bütün ülkelerin sıcaklıklarını, nem oranlarını, gün doğumunu ve gün batımını görebiliyoruz. Aynı zamanda aracımızın batarya sıcaklıklarını da görebiliyoruz. Böylece aracımızı kontrol edip çiftçinin elinde olmuş oluyor. Manuel kontrol edebildiği gibi, daha demin de dediğim gibi aracımız otonom bir şekilde ona verilen yollarla çalışabiliyor. Bu sistemi kurarken bize en çok zaman kazandıran, bizi çok iyi hale getiren 3D printer kullanmamızdı. Hem ekonomik olarak hem zaman anlamında bizi 1-2 ay daha öne attı. Hem de aracımızın çok fazla iyi görünmesini sağladı. Çok dikkat çekiyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii. Şimdi de aracımızın nasıl çalıştığını size göstermek istiyoruz. Buradaki tuşlar sayesinde aracımız ilk önce referans noktasını buluyor. Bu referans noktasını bulduktan sonra aracın içindeki denge sensörü vasıtasıyla dengenin eğimini ölçüyor ve buna göre aracımız kendini sabit bir şekilde tutuyor. Şu an yaklaşık 20 derecede bir eğimdeyiz fakat arabamız düz bir şekilde durabiliyor. Gördüğünüz gibi aracımızı bu eğimli arazide hiçbir zaman dengesi bozulmadan harekette ettirebiliyoruz. Bu bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hem zamandan tasarruf hem de ekonomik olarak Türkiye'mizi daha yerlere getireceğimizi düşünüyoruz. Dünyada en fazla çay ihracatı ve üretim yapan ülkeler Çin ve Kenya. Bunların çay bahçeleri incelediğimizde çok dümdüz bir arazilere sahip ve makineler kullanılıyor. Bizim ülkemizde bunları kullanamıyoruz ne yazık ki çünkü çok fazla eğime sahip. Biz de ona göre bir araç tasarladık. İnşallah bunu ülkemize sunmak istiyoruz. Aracımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de oval yapıya sahip bıçak sistemi. Bu bıçak sayesinde çayın üzerindeki hiçbir yüzeyi bırakmadan alıp arkada bulunan kasaya aktarabiliyoruz. Böylece hem de zayi vermemiş oluyoruz. Çay hasatımızı daha çok arttırmış oluyoruz. Bize bu fırsatı verdiği için Teknofest'e çok teşekkür ediyoruz. 2020 Teknofest insansız sualtı sistemlerinde yarıştık. Birincilik elde ettik bu sonuçla. Sualtı aracımız sualtında birçok farklı görev yapabiliyor. Sualtı montajı, sualtı temizlik görevi ve hedefi belirleyip içinden otonom bir şekilde geçme görevleri gibi. Tasarım sürecinde laboratuvarımızda bulunan Zaxe Z1 Plus markalı 3D printer'ı kullandık. Bize gayet esneklik sağladı. Birçok malzememiz üzerindeki metal olmasına rağmen hızlıca üretmemiz gereken, üstünde değişiklik yapmamız gereken ürünleri 3 boyutlu yazıcıda ürettik. Ana sızdırmazlık ekipmanımız burada gördüğünüz mavi renkli olan bu printer'dan çıkmış bir ürün. Aynı şekilde yan taraflarda siyah olarak gördüğünüz motorları tutan ana braketler yine bu printer'dan çıkmış bir ürün. Çok hızlı bir şekilde değişiklik yaptığımız gibi aynı zamanda bize güvenilirlik de sağlıyor. Bütün yüklerin tek bir braketli olmasına rağmen hiçbir şekilde bu zamana kadar kırılma, parçalanma gibi şeyler de yaşamadık. Hem güven sağlıyor hem yedeklemelerimizi de hızlıca yapabiliyoruz. Dışarıda metal, alüminyum gibi malzemelerden de ürettirebildik fakat zaman ve para açısından bize daha maliyetli olurdu. Bu yüzden çoğu malzemelerimizi robotta
Burada kol tutacaklarımız, braketlerimiz de dahil çoğu malzememizi 3D printer kullanarak ürettik. Çok memnunuz. Merhabalar. Biz termal kamerayla mayınların tespit edilmesi ve radyo frekansıyla mayınların imha edilmesi için bir insan savar aracı geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz bu sistem görmüş olduğunuz termal kamera ile tespiti yapılabiliyor ve kendi tasarımımız olan cihaz ile mayınların frekans aracılığıyla imha edilmesini sağlıyor. Yapmış olduğumuz bir sistemi tamamen kendimiz tasarladık ve Zaxa marka yazıcıyla kullandık. Hem bize zaman açısından kolaylık sağladı hem de baskı kalitesi açısından kolaylık sağlayarak projemizi bir adım daha öne taşıdık.